Merhaba sevgili takipçilerim. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel, çok kolay bir 5 iş patik modelinin anlatımını yapacağım. Hemen sizlere modelimi de göstermek istiyorum. İşte hanımlar modelimiz böyle. Bu defa böyle mantarlı bir model çalışması yaptım. Çok tatlı, çok güzel oldu. Üstelik de çok kolay bir model bu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uygun oldu hanımlar. Ben bu patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Şişlerim ise 3 numara patik şişi. Ben e, hemen Patimin yapılışına geçmek istiyorum ben bu patime 12 ilmek olarak başladım hanımlar ben bu başlama tekniğini her videomda anlatıyorum ee, yine anlatacağım sebebi de şu bu videoya ilk defa denk gelecek hanımların da kafaları karışmasın ayrıca youtube kanalımda e, çok farklı başlama teknikleri de mevcut sizler dilediğiniz şekilde 5 diş patiğinize başlayabilirsiniz. Hemen sayalım ilmeklerimizi. 3, 6, 10. 2 ilmek daha atacağım. 12 ilmek oldu. Evet. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümde hanımlar bana doğru gelen taraf ters taraf oluyor. Hemen diğer şişimi alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kalan ilmeklerimin hepsini bu sıramızda ters olarak örüyorum. Bu arada kanalıma abonelik kesinlikle ücretsizdir. Abone ol butonuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Bu defa bana doğru gelen taraf düz taraf. Bu aşamada artık 5 şişe geçiş yapacağız hanımlar ve düz örgü öreceğiz tamamen. İlk ilmeğimi aldım. Diğer ilmeklerimi yine düz olarak öreceğim. İlk altı ilmeğimi bu şişimle örüyorum yine. 4 ilmeğim oldu. 5 ve 6. Kalan 6 ilmeğimi de diğer şişimle öreceğim. Çünkü dediğim gibi 5 şişe artık geçiş yapıyoruz. 5. ilmeğim ve 6. ilmeğim. Bu aşamada hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkartacağız. Ben tığ ile ilmek çıkartabiliyorum. Çok kolay ilmek çıkartabiliyorum. Sizler tığ olmadan da hemen başladığımız yerlerden şöyle ilmekler çıkartabilirsiniz ama ben tığ ile daha kolay çalışabildiğim için hemen elime tığımı aldım buralardan ilk başladığımız yerlerden birer birer ilmekler çıkartıp şişime takacağım iki ilmeğim oldu şişimde şu anda Üçüncü ilmeğim dördüncü ilk başladığımız yerden ilmeğin iki kanadından birini alıyoruz hanımlar bakın şöyle iki kat şöyle göstereyim daha sağlam oluyor bu şekilde. Buna özen gösterelim. 5 ilmeğim oldu. Ve 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişme takacağım. Bakın 1. ilmeğimi çıkarttım. 4. şişme takıyorum. 2. şişme e, ilmeğimi çıkartıp taktım. Bu şekilde 6 tane ilmek çıkartacağım. Şişlerimizdeki ilmek sayıları eşit olacak hanımlar. Bakın 4. ilmeğim. 5 ve 6 Şimdi 4 işimizde de 6 şer tane ilmeğimiz oldu Şimdi 5. şişimi alıyorum ve örmeye geçiyoruz Bu şekilde hanımlar 4 şişimizdeki 6 ilmeğimizi de düz olarak bir sıra öreceğiz 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz 2. şişime geldim buradaki 6 ilmeğimi örüyorum şimdi tamamen düz örgü buralar 3. şişime geldim burada da yine düz örgü örüyorum e, bu arada hanımlar videolarımın hızlı olduğunu söyleyenler var videoları yavaşlatabilirsiniz e, şu anda videonun üzerine dokunduğunuz anda sağ üst köşede 3 nokta çıkacak o 3 noktaya tıklayın hanımlar orada seçenekler gör, gör, göreceksiniz orada videonun hızını e, ayarlayabilirsiniz düşürebilirsiniz istediğiniz kadar 4. şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak ördüm bu arada hani artırmaya nereden başlıyoruz İlk başlangıç yerimiz neresi diye soranlar var kafanız karışıyormuş bu aşamada hanımlar bakın ilk başladığımız yer burası yani ilk başlangıçtaki bu küçük ipimiz bakın başlangıç ipimiz onun tam karşısındaki köşe ilk başlangıç yerimiz oluyor Şimdi artırmalara geçeceğiz. Artırmaları patik burnunda bu taraftan ve bu taraftan yapıyoruz. İki kenardan ortalardan artırmayı yapmıyoruz hanımlar bu başlama tekniğinde. Şimdi bu kenardan ve bu kenardan artırmalarımızı yapacağız. Birinci şişimdeyim. İlk iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimi alıyorum. Bunu da yine düz olarak örüyorum. Burada bir artırma işlemi yaptık. Bu şekilde artırma yapınca kenarlarda delik bir görüntüde oluşmuyor. Şimdi kalan ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Birinci şişimde böylece 7 tane ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. İkinci şişimde de bakın bu kenar buraya denk geliyor. Son iki ilmek kalana kadar öreceğim. İkinci şişimde. Sonra ikinci ilmeğin altındaki ilmeğimi alıyorum. Bunu düz olarak örüyorum. Kalan iki ilmeğim düz. İlk iki şişimde yedişer tane ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Ardından üçüncü şişimde ilk iki ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimi alıp bunu dönüyorum örüyorum. Bakın yine bu kenardan artırma yapmış olduk. Ortalardan değil. Şimdi kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlk üç şişimizde yedişer tane ilmeğimiz oldu. Şimdi dördüncü şişimizde de artırmamızı yapacağız. Bakın hanımlar kenar buraya denk geliyor. Yani buradan artırma yapacağız son iki ilmek kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım son iki ilmeğim kaldı bu ilmeğimi alıyorum bunu düz olarak örüyorum kalan iki ilmeğim düz dört işimizde de yetişer tane ilmeğimiz oldu şimdi bir sıra dört işimizdeki yetişer ilmeğimizi düz olarak öreceğiz çünkü her sıra artırma yapmıyoruz her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar hanımlar o da hoş bir görüntü olmaz ayak anatomisine de uymalı patik burnumuz İlk şişimdeki 7 ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci şişime geldim. İkinci şişimde de yine 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir sıra düz öreceğiz. Üçüncü şişime geldim. Burada da yine 7 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bu arada hanımlar bu düz ilmekleri örerken sizlere artırma işlemini de kısaca hatırlatmak istiyorum. Artırma işlemini birinci ve üçüncü şişimizde İlk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. ikinci i̇kinci ve dördüncü şişimizde de son iki ilmek kalana kadar örüp öyle artırmamızı yapıyoruz. Ben de bu arada dört şişimdeki yedi ilmeğimi de düz olarak ördüm ve geldim. Yeniden bakın başlangıç yerimizdeyiz. Bu minik ip tam karşıda. Şimdi artırma işlemini sizlere bir kere daha göstermek istiyorum. Birinci şişimdeyim. İlk 2 ilmeğimi ördüm. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu görünen şu ilmeğimi çıkartıp bunu da örüyorum. Kalan ilmeklerim düz. 8 tane ilmeğimiz oldu şimdi birinci şişimizle. İkinci şişimde hemen şu kenardan artırmamı yapacağım. Yani son iki ilmek kalana kadar öreceğim. İkinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimi alıp bunu da yine düz olarak örüyorum. Kalan iki ilmeğim düz. Üçüncü şişime geldim. Hemen bu kenardan artırmamı yapacağım. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğin altındaki şu ilmeğimi çıkartıp bunu da yine düz olarak örüyorum. Kalan ilmeklerim düz. Üçüncü şişimizde de artırmamızı yaptık. Sekiz tane ilmeğimiz oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimize geldik. Bakın şu kenardan artırmamız yapacağız. Yani bu demek oluyor ki son iki ilmek kalana kadar örüp artırmamı yapacağım. Son iki ilmeğim kaldı. İkinci ilmeğin altındaki bu ilmeğimi alıp bunu da yine örüyorum. Kalan iki ilmeğim düz. Böylece dört şişimizde de 8'er tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra dört şişimizi düz dolanacağız sonra artıracağız. Düz öreceğiz artıracağız. Artırma işlemi böyle olacak sevgili hanımlar. Ben bu patiğinde her bir şişimde 14 ilmek olana kadar artırdım ve modelimi kurdum. Benim ölçüme göre tam oldu. Zaten 5 şiş patin özelliği şudur. Şöyle elimi de alıp göstereyim bakın şekilde zaten esnek oluyor. Küçük olur mu diye düşünmeyin. Zaten 5 şiş patinin özelliği şöyle de göstereyim. Esnek olması. Şöyle. Evet hanımlar şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim ve sonrasında birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar ben her bir şişimde 14 ilmek olana kadar artırdım ve geldim. Şimdi şöyle yapıyoruz. İlk iki ilmeğimi kırmızı ipimle örüyorum. Ardından krem ipimi ekleyeceğim. Bir ilmek krem öreceğim. Hemen bu krem ipimin ucunu kırmızı ipime bağlıyorum. Patiğimiz sökülmesin diye. Her yeni başladığımız ipi bağlamayı unutmayalım. Bir de ip bitince kestikten sonra yine bağlamayı unutmayalım. Hanımlar, hanımlar sökülmesin. Evet şimdi devam ediyorum. 3 ilmek krem öreceğim. Pardon 3 ilmek kırmızı örüyorum bir ilmek krem. Bundan sonrası böyle devam edecek hanımlar. 2 tane kırmızı ile başladım bir krem. 3 kırmızı bir krem. 3 kırmızı bir krem diye ilk sıramız devam edecek. 3 kırmızı bir krem. 3 kırmızı bir krem bu şekilde. Diğer üç şişimizdeki ilmeklerimizi de bu şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar ben bütün ilmeklerimi tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. Modelimizde bir diğer sıramıza geldik. Bu sıramızda ilk ilmeğimi kırmızı ipimle örüyorum. Ardından krem ipimi alıyorum. 3 ilmek krem. Ardından bir kırmızı. Bu sıramızda 3 krem bir kırmızı olacak şekilde devam edecek. 3 krem örüyorum. 1 kırmızı. 3 ilmek krem. 1 ilmek kırmızı üç krem bir kırmızı. Şeklimiz böyle sevgili hanımlar. Diğer üç şişimizdeki ilmeklerimizi de bu şekilde örüp gelelim. Evet ben bütün ilmeklerimizi tarif ettiğim gibi ördüm. Şimdi buradaki minik beneklerimizi yapacağız. Patik burnozdaki desenimizdeki bu küçük benekleri. Bunun için öncelikle 2 ilmek krem örüyorum. İlk 2 ilmeğimi krem ördüm. Ardından 1 ilmek kırmızı örüyorum. Bu şekilde. Bundan sonrası şöyle devam edecek. 3 krem bir kırmızı 3 ilmek krem bir ilmek kırmızı 3 ilmek krem ardından bir ilmek kırmızı diye devam edecek şeklimiz böyle sevgili hanımlar diğer 3 işimizdeki ilmeklerimizi de bu şekilde örüp gelelim Evet hanımlar beneklerimizi de yaptık bir diğer sıramıza geldik bu sıramızda bütün ilmeklerimizi Krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz. İlmeklerimizin hepsini krem öreceğiz. İş i̇şte tanımlar bu şekilde. Şimdi 3 sıra boyunca 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de krem ipimiz ile düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar ben 3 sıra krem ipimle ilmeklerimi bakın yakın göstereyim ördüm ve geldim. Şimdi buradaki bu minik çimlerimizi yapacağız. Bunun için ilk iki ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Ardından yeşil ipimi alıyorum. Zaten evinizde 2 metre yeşil ipiniz varsa patiye yetecektir hanımlar. İki, bir çift pati. Çünkü çok az yeşilip gidiyor. Yeşil ipimi şöyle yapıyorum hanımlar. İlmeğimin içinden şöyle sıradaki ilmeğimin içinden yeşil ipimle bir ilmek çıkarttım ipimi şişime bir kere doluyorum aynı ilmeğin içinden yeşil ipimle bir ilmek daha çıkartıyorum bu şekilde bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartmış olduk hemen yeşil ipimizin ucunu da krem ipime bağlıyorum sökülmesin patiğimiz ardından krem ipimi aldım 3 ilmek krem öreceğim 1 2 3 yine yeniden yeşil ipimle aynı işlemi yapacağım bakın hanımlar yeşil, ilmeği, yeşil e, ipimle buradan bir ilmek çıkartıyorum ipimi şişime bir kere doladım aynı ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum sonrasında hemen krem ipimi aldım e, aralarda 3 tane krem ilmek var her 3 krem ilmekte bir bu yeşil çimimizi yapıyoruz yeniden yeşil çimimi yapıyorum Ilmeğimin içinden yeşil ipimle bir ilmek çıkarttım ipimi şişime bir kere dolayıp bir ilmek daha çıkartıyorum 3 tane krem ilmeğimi düz olarak örüyorum. Hemen diğer şişimde de göstereyim hanımlar iyi anlaşılsın. Ee, yeşil ipimi alıyorum. Buradaki ilmeğimin içinden yeşil ipimle bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere dolayıp aynı ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım yeşil ilmek. Arada 3 ilmek kremim var. Bir diğer çimimizi yapalım. İlmeğimin içinden yeşil ipimle bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doladım. Aynı ilmeğimin içinden bir ilmek daha çıkarttım. Arada 3 tane krem ilmeğim var. Yeniden diğer çevimizi yapalım. Bir ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime bir kere dolayıp aynı ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum. Arada 3 tane krem ilmeğim var. Buradan bir yeşil ipimle ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime bir kere dolayıp bir ilmek daha çıkarttım arada 3 krem bu şekilde hanımlar çimimizin ilk sırasını böyle yapıyoruz diğer iki şişimizdeki ilmeklerimizi de aynı şekilde örüp gelelim evet hanımlar çimlerimizde ikinci sıramıza geldik ikinci sıramıza şöyle yapıyorum yine kenardaki ilk iki ilmeğimi krem ipimle örüyorum 1 2 ardından buradaki ilk yeşil ilmeğimi örmeden şişime alıyorum Örmeden alıyorum i̇lk, ilk yeşil ilmeğimi Ortadaki yeşil ilmeğimi Bir ilmeğimi yine yeşil ipimle örüyorum Bakın hanımlar düz ördüm Hemen yanındaki yeşil ilmeğimi de örmeden alıyorum Sadece ortadaki yeşil ilmeğimizi yeşil ipimizle örüyoruz Yanlardaki iki yeşil ilmeğimizi örmeden şişimizi alıyoruz Aradaki üç krem ilmeğimi örüyorum Diğer çivimizi de aynı şekilde yapacağız İlk yeşil ilmeğimi örmedim Ortadaki yeşil ilmeğimi Yeşil ipimle örüyorum İkinci yeşil ilmeğimi örmeden aldım. Arada 3 krem ilmeğim var. İkinci sıramızda çimimizi böyle yapıyoruz. İlk yeşil ilmeğimi örmeden alıyorum. Ortadaki yeşil ilmeğimi yeşil ipimle örüyorum. Buradaki bir yeşilimi kenardaki yeşilimi örmeden alıyorum. Arada 3 krem var. İkinci sırası da çimimizin böyle yapılıyor sevgili hanımlar. Diğer 3 çimimizdeki çimlerimizi de aynı şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar çimlerimizde 3. sıramıza geldik. Artık bu sıramıza yeşil ipimizi hiç kullanmayacağız. Şöyle yapıyorum. İlk ilmeğimi e, krem ipimle düz olarak örüyorum. Şimdi burada bir, bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartmıştık. İlmeklerimiz artış olmuştu. Şimdi geri kapatacağız bunları. Şimdi buradaki krem ilmeğim var. Bir de burada ilk örmediğim yeşil ilmeğim var. Şöyle yapıyorum. Bu iki ilmeğimi yerleştireceğim. Bu yeşil ilmeğimi bir önündeki krem ilmeğimin üzerine getirip Şöyle bırakıyorum Çimimizi burada açmış olacağız Krem ilmeğimle birlikte ikisini böyle keserek örüyorum Bu şekilde Ortadaki Yeşil ilmeğimi örmeden şişime aldım Şimdi bu taraftaki yeşil ilmeğimi de hemen yanındaki krem ilmekle birlikte aynı anda keserek örüyorum Bu şekilde Bu tarafta sağa doğru kesim yaptık bu tarafta da sola doğru kesim yaptık hanımlar bakın çimimiz açıldı Ortada bir tane krem ilmeğim var Diğer çimimizi yapacağız şimdi öndeki bir krem ilmeğimin şöyle alıyorum bu ilmeğimi bu yeşil ilmeğimi de alıp bu krem ilmeğimin şöyle üzerine getiriyorum bu şekilde İlmek önümüz böyle düzgün olsun ki çimlerimiz güzel görünsün bu iki ilmeği birden örüyorum ortadaki yeşil ilmeğimi örmeden aldım hemen yanındaki yeşil ilmeğimi de yanındaki krem ilmekle birlikte keserek örüyorum bu şekilde hanımlar ortada bir tane krem ilmeğim var Geldik bir diğer çimemize. Burada da yine aynı işlemi yapacağız. Buradaki yeşil ilmeğimi önündeki krem ilmeğimin üzerine getirip şöyle bırakıyorum. Bu ikisini bir keserek örüyorum. Ortadaki yeşil ilmeğimi de örmeden şişime aldım. Hemen yanındaki bu yeşil ilmeğimi de yanındaki krem ilmekle birlikte keserek örüyorum. Çimimizdeki 3. sıramızda böyle yapacağız hanımlar. Ortada bir krem ilmeğimiz var. Sonra yeniden diğer çimlerimizde aynı şekilde yapacağız. Diğer 3 çimlerimizi çimlerimizde aynı şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar çimimizde 4. ve sonuncu sıramıza geldik. Bu sıramızda da yine ilk iki ilmeğimi krem ipimle öreceğim. Ortadaki yeşil ilmeğimi örmeden alacağım. Artık çimimizde son sıramızı yapıyoruz. Şimdi 3 tane krem ilmeğimi örüyorum. Yeşil ilmeği örmeden alıyorum. Sadece krem ilmeklerimizi öreceğiz sevgili hanımlar. Yeşil ilmeklerimizi örmeden şişimize takacağız. 3 krem ilmeğimi öreceğim. Yeşil ilmeğimi örmeden takacağım. Dördüncü sıramızı da bu şekilde yapacağız. Şimdi diğer 3 şişimizdeki çimlerimizi de aynı şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar çimlerimiz artık bitti. Şimdi bütün ilmeklerimizi krem ipimizle de öreceğiz. Bu şekilde. Yeşil ilmeklerimi de yine ördüm. Hepsini örüyoruz hanımlar. Bu arada burada keşil ipimizle artık kesip bağlayabiliriz. Çünkü artık keşil ipimizle işimiz kalmadı. Ortada kalabalık yapmasın. Evet hanımlar bu şekilde diğer üç şişimizdeki ilmeklerimizi de krem ipimiz ile düz olarak örüp gelelim. Evet sevgili hanımlar artık mantar desenimizi kurmaya başlayabiliriz. Bu aşamada ilk 2 ilmeğimi krem ipimle ördüm. Sonra e, mantarımızın bu sapı için açık kahve tonlarında bir ip kullandım ben. Sizler dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Zaten çok az ip gidiyor. Şöyle bakın. 5 ilmek kahverengi ipimle örüyorum. 3 4 5. 2 ilmek krem ile başladım. 5 ilmek kahverengi ördüm. Hemen bu kahverengi ipimin ucunu da krem ipime bağlıyorum. Ardından şöyle devam edecek. İlk mantarımızın sapını oluşturduk. Arada 3 tane krem ilmeğim var. 3 krem. İkinci mantarımızı kuracağız. 5 kahve. 4. 5. kahverengi ilmeğimi de ikinci şişinden öreceğim. 5. Arada 3 tane krem ilmeğim var. Bu ip geçişlerinde arkadaki ipleri hanımlar şun, şunları biraz esnek bırakalım gevşek bırakalım patiğimiz gergin durmasın. 3 kremimi ördüm. Diğer mantarımı yapacağım. 5 kahverengi. 4, 5. 3 ilmek krem. 5 kahverengi 3 krem diye devam edecek. 2 kahverengimi ördüm. 3'ünü de diğerinden öreceğim. Bu şekilde devam ettireceğiz. Şimdi diğer iki şişimizdeki ilmeklerimizi de 5 kahve 3 krem olacak şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar ben ilmeklerimi tarif ettiğim gibi ördüm. İki krem ile başlamıştık. Dördüncü şişindeki son ilmeğimde krem oldu. Yine üç krem. Yani burada model bütünlüğü sağlanmış oldu. Bir diğer sıramıza geldik. Bu sıramızda ilk üç ilmeğimi krem ipimle öreceğim. Bir önceki sırada beş kahve örmüştük. Şimdi üç tane ortaya kahve öreceğiz. Üç kahve. Bir. 2 3 1. mantarımız böyle. Şimdi arada 5 krem ilmeğim var. 3 4 ve 5. Beş. 5. krem ilmeğim. Diğer mantarımın ortasını yapacağım. 3 ilmek krem. Hemen diğer şişime geçiyorum. Bu defa arada 5 krem ilmeğim vardı. Hemen krem ipimi aldım. 5 ilmek kremi öreceğim. 1 2 3 4 5. Bir diğer mantarımı yapıyorum. 3 ilmek kahve. 5 krem 3 kahve olacak hanımlar. Bu sıramızda ikinci sıramız. Mantarımızın şu anda ikinci sırasını yapıyoruz. 3. kremim 4. 5. 3 tane kahverengi 5 tane krem. Bu şekilde devam edecek sevgili hanımlar. Şimdi diğer 3 2 şişimizdeki ilmeklerimizi de bu şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar mantarımızda 3. sıramıza geldik. Üçüncü sıramızda bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Krem olan ilmeklerimizi krem ile kahverengi olan ilmeklerimizi de kahverengi ipimizle öreceğiz. Başta 3 ilmek kremim vardı ördüm. Şimdi 3 ilmek kahverengimi örüyorum. Burada 5 ilmek kremim var. İlmekleri gördüğünüz gibi örüyoruz hanımlar. 5 kremimi ördüm. 3 ilmek kahverengi. İkinci sıranın aynısını üçüncü sırada da yapıyoruz bu şekilde sevgili hanımlar şimdi diğer 3 dişimizdeki mantarlarımızı da aynı şekilde örüp gelelim evet hanımlar mantarımızın sapını bitirdik şimdi kırmızı mantarlarımızın yapılışına geçeceğiz bu aşamada bu kahve ipimizi yine koparmıyoruz ikinci sıra mantarımızı kurarken yeniden lazım olacak ee, ilk ilmeğimi mantarımızda şu anda dördüncü sıradayız İlk ilmeğimi krem ipimle ördüm ardından kırmızı ipimi şöyle alıyorum 7 ilmek kırmızı öreceğim. Şöyle. Birinci ilmeğim aşağıdan getirken kırmızı ipimizi biraz esnek bırakalım. İkinci, 3. dördüncü. Bu arada krem ip arkadan uz uzun uzun uzadıya kalmasın diye gelmesin diye, şöyle hanımlar krem ipimi yaklaştıracağım. Krem ipimi kırmızı ipim üzerinden şöyle atlatarak getiriyorum. geçiriyorum Böyle ip geçişlerindeki e, ilmek bölümünü şöyle biraz sık örelim hanımlar. Krem ip ön taraftan görünmesin bu şekilde. 5 ilmek kırmızı oldu 6 7 7 kırmızı yaptım şimdi ortada bir ilmeğim var krem ilmeğim onu örüyorum ikinci mantarımı yapacağım 1 2 3 4 hemen krem ilmeğini atlatarak geçirmek istiyorum 5. kırmızımı da ördüm diğer şişime geçip devam edeceğim 6 ve 7 ortada bir tane krem ilmeğim var bu sıramız 7 kırmızı bir krem olacak şekilde devam edecek. Bakın dördüncü kremimi mı ördüm. 5, 6, 7. Ortada bir tane krem ilmeğim var. Yeniden 7 kırmızı böyle devam edeceğiz hanımlar. İşte mantarımıza şeklimiz böyle. Diğer iki şişimizdeki mantarlarımızı da bu şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar mantarımız mantar modelimizde 5. sıramıza geldik. 5. sıramda yine bu ilk ilmeğimi krem ipimle ördüm. Ardından bir ilmek kırmızı, bir ilmek krem. Mantarımızın içindeki benekleri yapıyoruz. 3 ilmek kırmızı örüyorum. Bir ilmek krem, bir ilmek kırmızı. Mantarımızda şeklimiz böyle olacak sevgili hanımlar. Şimdi ortada bir krem ilmeğim var. Onu örüyorum. İkinci mantarımı da aynı şekilde yapacağım. Bir kırmızı, bir krem. 3 ilmek kırmızı. Hemen diğer şimdi devam edeceğim. 1 ilmek krem. 1 ilmek kırmızı. İkinci mantarımızı da bitirdik. Şimdi ortada bir krem ilmeğimiz var. Onu krem olarak örüyorum. Yeniden 1 kırmızı, 1 krem. 3 ilmek kırmızı, 1 ilmek krem, 1 ilmek kırmızı. Ortada bir tane krem ilmeğim var. Bir diğer mantarıma geçeceğim. Bir kırmızı, bir krem, üç kırmızı. Bu aşamada hanımlar devam edeyim. Kırmızılar, kremler karışmasın. Dört de tamamlayalım. Üç kırmızı örecektim. İki, üç. Bir krem ve bir kırmızı. Ortada bir tane krem ilmeğim var. Diğer mantarımızı yapıyorum. Bir kırmızı, bir krem, üç ilmek kırmızı, 1 ilmek krem, 1 ilmek kırmızı. Ortada bir tane krem ilmeğim var. Onu örüyorum. Diğer mantarımı yapacağım. 1 kırmızı. 1 bir ilmek krem, 1 ilmek, kır, ilmek kırmızı, 3 ilmek kırmızı. 1 ilmek krem, 1 ilmek kırmızı. Ortada bir tane krem ilmeğim var. Sonuncu mantarımı yapıyorum. 1 ilmek kırmızı, 1 krem. 3 ilmek kırmızı, 1 ilmek krem ve 1 ilmek kırmızı. Mantarımızda 5. sıramızı da bu şekilde örmüş olduk. Geldik bakın hanımlar şeklimiz de ortaya çıkıyor. Şimdi geldik mantarımızda 6. sıramıza. Mantarımızda 6. sıramızı şöyle yapacağım. İlk ilmeğimi krem ipimle ördüm. 7 ilmek kırmızı. 1 2 3 4 Yine krem ipime arkadan atlatarak getireceğim 5 6 7 bakın hanımlar Mantarımızda altıncı 6. sıramız böyle oluyor ortada bir tane krem ilmeğim var 7 kırmızı bir krem diye devam edecek hanımlar bu sıramız bu şekilde yine kremimi atlatarak götürüyorum böyle 6. sıramızı da 7 kırmızı bir krem olacak şekilde ee, örüp gelelim Evet sevgili hanımlar, mantarımızda 7. sıramıza geldik. 7. sıramızda ilk 2 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. 2 ilmek krem. Ardından kırmızı ipimi aldım. 2 ilmek kırmızı, 1 ilmek krem, 2 ilmek kırmızı. 7. sıramızı böyle yapıyoruz. Krem ipimi alıyorum. Mantarlarım arasında bu defa 3 tane krem ilmeğim var. Bu şekilde. 3 krem. Şimdi diğer mantarımı yapacağım. Aldım kırmızı ipimi. 2 kırmızı, 1 ilmek krem, 2 ilmek kırmızı. İkinci ilmeğimi de artık ikinci şimdiden örüyorum. ikinci kırmızı ilmeğimi. Sonra yeniden krem ipimi aldım. Arada 3 krem ilmeğim var. 1 2 3 Tekrardan kırmızı ipimi alıyorum. Diğer mantarımı yapacağım. 2 kırmızı 1 krem 2 ilmek kırmızı. Hemen aradaki 3 krem ilmeğimi öreceğim. 7. sıramızda mantarlarımız böyle olacak hanımlar. Yeniden diğer mantarımı yapacağım. 2 kırmızı, 1 krem, 2 kırmızı diye devam edecek. 7. sıramızda bu şekilde olacak sevgili hanımlar. Diğer iki şişimizdeki mantarlarımızı da aynı şekilde örüp gelelim. Hanımlar mantarımızda 8. ve sonuncu sıramıza geldik. Artık sonuncu sıramızı yapacağız. ilk 3 ilmeğimi krem ipimle öreceğim 3 ilmek kırmızı şimdi 1 2 3 bu kadar şimdi arada bu defa 5 tane krem ilmeğim var 1 2 3 4 5 şeklimiz böyle hanımlar 3 tane kırmızı öreceğim bu sıramızda 5 kırmızı 5 krem 3 kırmızı olacak şekilde devam edecek bakın 3 tane kırmızımı ördüm ardından krem ipimi alıyorum 5 ilmek krem öreceğim 1 2 3 4 5 yeniden 3 ilmek kırmızı öreceğim şimdi 1 2 3 5 krem 3 ilmek kırmızı bu şekilde devam edecek hanımlar mantarlarımız böyle oluyor şimdi diğer iki şişimizdeki mantarlarımızı da bu şekilde örüp gelelim evet hanımlar mantarımız bitti gördüğünüz gibi çok tatlı çok güzel oldu şimdi kırmızı ipimizi kullanmayacağız bütün ilmeklerimizi krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz ilmeklerimizin hepsi krem olacak hanımlar bu şekilde Şimdi hanımlar iki sıra boyunca dört işimizdeki ilmeklerimizi krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Hemen modelimizin üzerinde göstermek istiyorum. Tam olarak buradayız. İki sıra ördükten sonra yine aynı hizadan aynı şekilde aynı sayılarla birinci mantarları kurduğumuz gibi ikinci mantarlarımızı kuracağız. İkinci mantarlarımız da bittikten sonra İki sıra yine krem ipimizle dört şişimizdeki ilmeklerimizi de düz olarak örelim ve gelelim. Ardından da birlikte bilek ayrımını yapalım hanımlar. Evet sevgili hanımlar ben patiğimin ön tarafını tarif ettiğim ölçülerde ördüm. İkinci mantarım bittikten sonra da krem ipimle iki sıra düz dolandım ve geldim. Şimdi birlikte patiğimizin bilek ayrımını yapacağız. Bilek ayrımında ilk şişimizde Son bir ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum hanımlar. Bu arada bu mantar yaptığım bu renkli iplerimi de kestim ve bağladım. Patiğimiz bitince bu iplerin hepsini gizleyeceğiz. Patiğimizin içinde değerli toplu görünecek. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmek ile ikinci şişimden ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği yer değiştirip örüyorum hanımlar bu şekilde ilk ilmeği yer değiştirdim ilk yer değiştirmiş olduğum ilmeğimi ilk şişimle örüyorum işte tam burası bilek ayrımı oluyor bilek ayrımı da ilmekleri yer değiştirmemizin sebebi şu ee, bu bilek kısmı daha sağlam ve daha sıkı duruyor sevgili hanımlar bu nedenle e, ilmekleri yer değiştiriyorum ayrıca ben patiğimin bu kenarlarında beşer ilmek haroşa ördüm hem düz taraftan hem ters taraftan düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem düz taraftan hem de ters taraftan ters örgü örünce de haroşa oluyor. Ben her iki taraftan da düz örgü öreceğim hanımlar. Çünkü öyle daha çok kolayıma gidiyor. Şimdi kenardaki ilk 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 İşte burası haroşa olan ilmeklerimiz. Ardından bir ilmek daha düz ördüm. Şimdi arkadaki beneklerimi başlatacağım. Bunun için hemen kırmızı ipimi aldım elime. Bir ilmek kırmızımı buraya ekledim. Hemen kırmızı ipimin ucunu burada krem ipime bağlıyorum. Bileklerimizi bu şekilde oluşturuyoruz. Ardından devam edeceğim. 3 krem. 1 kırmızı. 3 krem 1 kırmızı diye diğer bilek ayrımına kadar öreceğiz. Bu şekilde 3 kremimi ördüm. Ardından 1 kırmızı. Ben patiğimin arka taraflarını örerken hanımlar ilmekleri şöyle alıyorum. Şişim üstte ipim altta. Arka taraflarını bu şekilde örüyorum. Sebebi de şu. E, ters taraftan örerken e, ilmekleri bu şekilde daha kolay. Ters örgüde ilmekleri bu şekilde daha kolay alabiliyorum. Ve örgüm daha düzgün düşüyor. Arkalarındaki ilmek alış şeklindeki fark ilmek arka tarafını örerken ilmekleri farklı almamın sebebi bu ön taraflarını örerken şöyle alıyordum şişim altta ipim üstte fakat arkalarında tam tersi ters örgü örerken dediğim gibi böyle daha kolay örebiliyorum ilmeklerimin yönü düzgün geliyor ve örgüm düzgün düşüyor bu arada 3 krem 1 kırmızı şeklinde ilmeklerimi düz olarak örüyorum 3 krem 1 kırmızı 3 ilmek krem sonuncu şişime geldim 1 ilmek kırmızı 3 ilmek krem 1 ilmek kırmızı 3 ilmek krem bir ilmek kırmızı. Kalan son 5 ilmeğim zaten haroşa olan ilmeklerimdi. Buraların hepsini düz olarak örüyorum artık 5 ilmeğimi. Bilek ayrımına geldik. Şimdi bilek ayrımından sonra geri döneceğiz sevgili hanımlar. Haroşa olan ilmeklerimi öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 5 ilmeğimi düz öreceğim. Haroşa olan ilmeklerimi 4 ve 5 artık bütün ilmeklerimi krem ipimle öreceğim çünkü her iki sırada bir beneklerimiz yapacağız beneklerden sonra sonraki ilk sıramız artık bakın bütün ilmeklerimi hepsini ters olarak örüyorum gördüğünüz gibi ters e, örerken ilmek şey, e, şekline göre bakın ilmekler böyle düzgün geliyor ve çok daha kolay rahat örebiliyorum. patiğin arkasında da örgün bu şekilde daha düzgün düşüyor Tabii ki de herkesin e, örgü şekli örgü tarzı birbirinden farklı olabilir Hanımlar Siz nasıl daha rahat e, Örebiliyorsanız örgünüz nasıl daha Düzgün düşüyorsa o şekilde patiğinizi örebilirsiniz Sadece ben burada kendi örgü şeklimi açıkladım Çünkü bazen yorumlar geliyor soruyor soruyorsunuz Neden böyle oluyor örgü şekliniz niye böyle diye Sebebini de buradan herkese topluca açıklamak istedim. İlmeklerimi burada ters olarak örüyorum. Şimdi sonuncu şişime geldim. Burada da yine aynı şekilde ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sadece son 5 ilmeğimi düz öreceğim. Çünkü haroşa olacak kenarımız. Son 5 ilmeğim düz örüyorum hanımlar. ve 5. Beş. 5. ilmeğimi de sonuncu ilmeğimi de ördüm. Sonuncu ilmeğimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bazıları sonuncu ilmeğini örmüyor. O durumlarda da ilk ilmeği örerek devam edin hanımlar. Değişen bir şey olmaz o, o kısımda. Şimdi ilk ilmeğimi yine örmeden aldım. Bu kısımda bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. 5 tane haroşa olan ilmeğimizdi. Benekten sonraki ikinci sıra düzümüz. Zaten kırmızı ipimizi koparmıyoruz. Benekleri yaparken ipin yönü denk geliyor. Bu şekilde düz öreceğiz. Şimdi diğer bilek ayrımına kadar olan ilmeklerimizin hepsini düz olarak örelim ve diğer bilek ayrımında buluşalım hanımlar. Evet hanımlar bilek ayrımına kadar olan ilmeklerimi düz olarak ördüm. Bakın beneklerimizden sonraki ikinci sıramızda ördük. Şimdi yeniden beneklerimizi kuracağız. Zaten kırmızı ipimiz bakın burada. Bu aşamada yine kenar ilmeğimi aldım. Örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 5 ilmek düz örüyorum. 4 ve beş. şimdi ikinci sıra beneklerimizi şöyle kuracağız ee, İlk başta yaptığımız iki beneğin e, tam ortasında üç krem ilmek vardı bu tam ortanca kreme e, ikinci sıra beneğimizi kuracağız tam ortadan bakın hanımlar e, beş tane düz ördükten sonra iki tane ters ördüm tam buradaki ortadaki bene hemen şu kırmızı ipimi alıyorum bir ilmek kırmızı örüyorum tersten kuruyoruz şimdi beneklerimizi arada 3 ilmek krem ipimle ters örüyorum her üç ilmekte bir krem örüyoruz 3 krem, her 3 ilmekte bir kırmızı beneyimiz yapıyoruz daha doğrusu yanlış söyledim. 3 krem, 1 kırmızı bu şekilde. 3 ilmek krem örüyorum, 1 ilmek kırmızı. 3 ilmek krem, 1 ilmek kırmızı. 3 tane krem örüyorum, 1 tane kırmızı. Hemen bir diğer şişime geçtim. Beneklerimi yapmaya. Burada da devam edeceğim. 3 ilmek krem örüyorum. Ters örgü tamamen buralar. 1 ilmek krem. 3 ilmek krem, 1 ilmek kırmızı. Krem, kırmızı birbirine girdi. Neyse artık anlıyorsunuz siz beni. 3 ilmek krem. 1 ilmek kırmızı. 3 ilmek krem örüyorum. 3. ilmeğimi de artık diğer şişimden alacağım. 3 ilmek krem, 1 ilmek kırmızı. 3 tane krem örüyorum. 1 ilmek kırmızı. 3 ilmek krem, 1 ilmek kırmızı örecek yer kalmadı hanımlar. Son 5 ilmeğim haroşa idi. Haroşa olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine bilek ayrımına geldik. Tekrardan döneceğiz hanımlar. Yapacağımız işlem bu kadar. Şimdi bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Diğer bilek ayrımına kadar. Oradan da yine ters olarak geleceğiz. Bu aşamada yine iki sıra beneklerimiz arasında örülmüş olacak. Sonra diğer beneklerimizi kuracağız. Bir diğer beneğimizi de yine buradaki iki beneğin tam ortasından yani buradan buradan, buradan bu şekilde devam edecek. Beneklerimiz de böyle örülecek sevgili hanımlar. Ben bu patiğimin arkasında hemen modelim üzerinde tarif etmek istiyorum. Bu şekilde 16 sıra haroşa olana kadar ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Hatta beneklerim de sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane de 11 sırada benek örmüşüm. Tabii ki de herkesin elinin örgüsünün sıkılığı, gevşekliği, kullandığı şiş numarası ya da ilk markası örgünüzü etkileyebilir. Patiğinizi mutlaka ayağınıza ölçerek yapın hanımlar ki daha iyi sonuçlar elde edebilin. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını örüp gelelim. Ardından birlikte topuk kesimine geçelim. Evet sevgili hanımlar ben e, patiğimin arka tarafını tarif ettiğim ölçülerde ördüm ve geldim şimdi topuk ayrımını yapacağız bu aşamada şöyle baktığımız anda bu şişime yani sol taraftaki şişime tam tamına 24 ilmek ayırdım topuk ayrımında ilmekleri keserken kolaylık sağlasın diye şimdi patiğimizin topuğunu yapmaya başlayacağız topuk tarafında haroşa olan ilmeklerimi yine haroşa olarak öreceğim kenar ilmeğimi örmeden aldım 5 ilmek haroşamı

İlk 23 ilmeğimi ördüm. Öndeki 2 ilmeğimi keserek alıyorum hanımlar. 23 ilmeğimi ördüm. Ardından ön öndeki 2 ilmeği kestim. Şimdi şişimde kaç ilmek kaldı? Şuradan sayalım. 3, 6, 7 ilmek kalmış. Bu aşamada artık geri dönüyorum. Kesmiş oldum. ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Te örüyorum hanımlar. Çünkü bakın ters tarafa denk geliyor. Sadece son 5 ilmeğimi düz öreceğim. Çünkü kenarda 5 ilmek haroşamız var. Son 5 ilmeğime geldim. Düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Ve yine geri dönüyorum. Evet hanımlar bir önceki sırada yaptığımızın aynısını yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. 5 ilmek zaten haroşamdı. Bu şekilde. Sayarak öreceğim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Yine ilk 23 ilmeğimi düz olarak ördüm. Öndeki 2 ilmeğimi keseceğim. Şu 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Bu şekilde. Burada bir önceki sırada 7 ilmek vardı. Şimdi 6 ilmek kaldı hanımlar. Şimdi tekrardan ters olarak öreceğiz. Yeniden düz taraftan ilk 23 ilmeğimizi örüp öndeki iki ilmeğimizi keseceğiz. Buradaki ilmeklerimizi birer birer eksilecek. Şimdi hep birlikte buradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar tarif ettiğim gibi bu kesme işlemini yapıp gelelim. Buradaki 24 ilmeğimiz bu şişimizde 24 ilmeğimiz kalacak hanımlar. Şimdi kesimimizi yapıp gelelim. Evet sevgili hanımlar ben buradaki ilmeklerime bakın hepsini kestim. Bu şişimde zaten 24 ilmek vardı. Şimdi burada da 24 ilmek var. Yani her iki şişimizde de ilmek sayıları eşit. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Bu şekilde. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. Kesimimi yapacağım şimdi. İlk kesim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, diğer taraftaki şişimden de bir ilmek alıyorum. Tığım ile bu iki ilmeği birden topluyorum. İlk kesimimiz böyleydi. Diğerlerini de şöyle yapacağız. Benden taraftaki şişten bir ilmek, karşı taraftaki şişimden de bir ilmek alıyorum. Bu iki ilmeği böyle birbiri içinden geçiriyorum. Şöyle tığım ile topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, diğer şişimden de bir ilmek alıyorum. Bu iki ilmeği birbiri içinden böyle geçirip tığım ile ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak evet keşişimizden de birer tane ilmek alıyoruz ve bu ilmekleri birbiri içinden geçirip tığımızdaki ilmekleri hep beraber topluyoruz hanımlar İşlem bu kadar şimdi kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde kesip gelelim evet hanımlar ben bütün ilmeklerimi bakın tarif ettiğim gibi kestim izi bile belli değil çok şık duruyor patiğimizin arkasında gördüğünüz gibi gizli kesim oluyor bu Evet hanımlar bugünlükte bir videonun daha sonuna geldik. Onun öncesinde hemen e, patiğimi de ayak mankenime giydireyim. Ölçülerinden de tamamen emin olun. Ayak mankenim 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu bir manken. Hemen giydiriyorum patiğimi. Bakın hanımlar kolayca şöyle giydirdik. Evet. Bu da bu birlikte yaptığımız patik. Bu e, öncesinde yaptığım çalışmaydı. Evet hanımlar. Modelimiz böyle. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için, bana vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni modellerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.